Peki. Harika. Çok güzel. Tamamdır. Evet. Benim ismim Aydın Akpınar. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Malum bu geçirdiğimiz kötü günlerde, bugün de çok can kaybımız oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Evde kalıyoruz, evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kaldığımız sürede çok güzel etkinlikler oluyor. Bunlardan bir tanesini de Akademik Düşünce Enstitüsü imza atıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün beni davet ettiler. Bugün için benim bir konuşma yapmamı istediler. Ben de memnuniyetle bunu yapmak istedim. Konumuz akademik kariyere giriş. Fırsatlar nedir? Zorluklar nedir? Nispeten genç biri olarak bu camiada, bu akademi dünyasında sizlerle tecrübelerimi paylaşmak üzere bugün burada bulunuyorum. Süremiz bir saati geçmeyecek. Onun altında da olabilir. Sorularınız varsa birazcık daha uzayabilir ama bir saati geçmemeyi planlıyoruz. Ben sizlerle bugün neyi paylaşmaya çalışacağım? Önce bir kavramsal kuramsal çerçevesini anlatacağım. Bunun kavramsal kuramsal çerçevesi olur mu? Evet, olur. İsterseniz buna mesleki deformasyon deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Ancak size bunu anlatmam lazım. Sizin için daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. Öncelikle kuramsal çerçevesi nedir bunun? Yüksek öğretim düzeyinde, özellikle yönetim bilimleri alanında iki tane tartışma var. Benim yüksek lisans konum eğitim üzerine olduğu için, kamu yönetimi eğitimini olduğu için bunları birazcık irdeleme fırsatım oldu. Buraya değinmişken önce bir kendimi tanıtayım ben. Balıkesir Üniversitesi, yeni adıyla Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. 2015 yılında mezun oldum. Aynı yılda mezun olur olmaz İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde yine Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansa başladıktan 2 yıl sonra 2017 yılında Ocak ayında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atanmaya hak kazandım. Yine 2018 yılında devam eden dönemde bizim bölümümüze bağlı olan Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları alanında doktora eğitimime başladım. Şu an ders aşamamı başarıyla tamamladım. Yeterliliğimi verdim. Tezime odaklanmış bir şekilde eğitimime devam ediyorum. Akademik kariyere girerken kuramsal çerçeveden bahsetmiştik. İki tane farklı görüş var. Bu görüşlerden bir tanesi, bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler, eğitim verdiğimiz öğrenciler mezun olur olmaz en başta girecekleri pozisyona göre mi yetiştirilmeliler? Yoksa 20-30 yıl sonrasında o asıl hedefledikleri kariyerin niteliklerine göre mi yetiştirilecek? Nihayetinde bir çıraklık dönemi vardır her mesleğin ve bir ustalık dönemi vardır. Yani biz bu öğrencileri yüksek öğretim yetiştirirken bir usta gibi mi yetiştireceğiz? Yoksa nitelikli bir çırak gibi olarak çırak gibi mi yetiştirip nihayetinde o tecrübeyi kazanarak onların mı usta olmasını bekleyeceğiz şeklinde. Ben size burada bu işin bir nevi çıraklığını anlatacağım. Çünkü ustalık için daha kıymetli hocalarımız daha iyi tecrübeleri aktarmaya daha vakıf olabilirler. Dediğim gibi ben size çıraklığını anlatacağım. İlk başta mezun olur olmaz bizleri neler bekliyor, biz neler yapmalıyız, nasıl hazırlıklı olmalıyız ben sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Kavramsal çerçevede de akademik kariyer. Akademik kariyer 2014 yılına göre, yanlış hatırlamıyorsam 2014 yılına kadar bu büyüklerimizden de duyabilirsiniz bunu. Doçent olmuş, profesör olmuş, mesleğe nasıl başladığınız dediğinizde benim lisans bitti, ben okulda kalmaya karar verdim derler. Yani akademik kariyer 2014 yılına kadar okulda kalmak olarak nitelendiriliyordu. Neden? Eğitimini tamamlayan kişi hocasıyla bir ikili ilişki kurarak onun yüksek lisans, doktora şeklinde devam edip böyle bir akademik unvan kazanana kadar devam ediyordu. Ama 2014'ten sonra maaşlara %35 şeklinde bir zam geldi. Akademik personelin, tüm akademik personelin. Bu artık bu camiayı kariyer olarak nitelendirmeye başladı. Akademik kariyer olarak nitelendirmeye başladı. Çünkü özlük hakları olsun, maaş düzeyi olsun,
rahat yaşam şartları olsun, esnek çalışma saatleri olsun, yüksek bir çekim noktası yaratmaya başladı. Bu çekim noktası alandan alana fark ediyor. Nasıl fark ediyor? Örneğin sosyal bilimlerden örnek verirsek, yine ben kendi alanımdan örnek vereceğim. Kamu yönetimi. Bu bölümde şu an aktif olarak okuyan 50 bin tane öğrenci var. 50 bin tane lisans öğrencisi. Ve bunların her biri her yıl açılan o 60 kişilik kaymakamlık kadrosuna talip veyahut da ve benzeri kadrolara talip. Bu kadrolara talip olmak ne yazık ki başlı başına bir yeter sebep değil. Sadece bundan 60 kişi istifade edebiliyor. Bunların tamamı da kamu yönetimi bölümü mezunu değil. Uluslararası ilişkiler de olabiliyor, iktisat da olabiliyor, sosyoloji de olabiliyor. Diğer kalan kısımda alternatifler arıyor. Bu alternatiflerden en büyüğü de akademik kariyer. Talep çok olunca skorlar da yükseliyor. Bizim kamu yönetimi bölümündeki akademik kariyere başlangıç puanları, skorları, ALES olsun, YDS olsun, GANO olsun, şu sıralar minimum 80-85'lerde seyrederken her birinin ortalaması. Örneğin bir hemşirelik alanında araştırma görevlisi olmak isteyen kişi 75-80 ALES ve 50 YDS skoruyla rahatlıkla Anadolu'da herhangi bir yerde araştırma görevlisi olabilir. Dediğim gibi rekabet yüksek olabiliyor. Bizim bu noktada neye ihtiyacımız var? 6 tane şeye ihtiyacımız var. Nedir bu 6 şey? Üçünü soyut olarak nitelendirebiliriz, diğer üçünü somut olarak nitelendirebiliriz. Veyahut da yazılı, yazısız nitelendirilebilir. Bu üçü veyahut da belgelendirilmesi gereken, belgelendirilmesi gerekmeyen nitelikler olarak söyleyebilirim. İlk üçü belgelendirilmesi gerekenler. ALES, Akademik Lisans Eğitim Sınavı skoru, Yabancı Dil skoru, YDS ve GANO'nuz. Genel ağırlıklı not ortalamanız. Soyut olanlarda ise referans. Referans yanlış anlaşılmasın lütfen. Torpil değil. Kesinlikle torpil değil. Referans. İkincisi entelektüel gelişim. Üçüncüsü de alan ile özdeşleşme diyebiliriz. Bunu birazcık daha açacağım ben size daha iyi aktarabilmek adına. Öncelikle ilk olarak şekillendirebileceğimiz GANO'dan bahsetmek istiyorum. GANO'muza birinci sınıftan itibaren şekil vermeye başlayabiliriz. Ve birinci sınıfta ne kadar şekil verebilirsek dördüncü sınıfa o kadar aynı bir şekilde devam edebiliyor. Yani çok fazla bir değişiklik yaşanmıyor. En büyük değişikliği nasıl yaşayabilirsiniz? Erasmus'a giderek. Her ne kadar şu günlerde zor olsa da bir Erasmus'a gidip gelmek, eğer öyle Almanya gibi, Fransa gibi çok çok zorlayan bir kuruma gitmediğiniz sürece 3,80'den aşağı ortalamayla dönmek zor oluyor genelde ve bu not ortalamanıza çok iyi bir şekilde yansıyor. Ancak önümüzdeki 2 yıllık süreçte bir Erasmus faaliyeti zor gibi gözüküyor. Bu yüzden bu alternatifi birazcık rafa kaldırıp derslerinize ağırlık vermeyi düşünebilirsiniz. GANO neden önemli? İlk yüksek lisans başvurularında %20 kadar etkileyebiliyor giriş puanınızı. Araştırma görevliliği kadrosunda ise %30 oranında etkiliyor. İlk aşamaya geçtikten sonra ilk aşamada %60 ALES, %40 yabancı dil puanıdır. İlk ön değerlendirme, ilk onluk sıra. Ardından ikinci bir değerlendirme devreye girer. %30 ALES, %30 not ortalaması, %30 bilim sınavı, %10 yabancı dil skoru şeklinde. İşte bu noktada o ilk ona girdikten sonraki aşamadan ikinci aşamada kadroya hak kazanma noktasında not ortalamanız ciddi bir fark yaratabiliyor. Aynı zamanda not ortalaması ileride özel sektör düşünürseniz veyahut da yurt dışında herhangi bir doktora veya da yüksek lisans başvurularında bulunursanız bırakın lisans not ortalamanızı lise ortalamanıza kadar bakabiliyorlar. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Fulbright. Fulbright dünyanın en prestijli burslarından bir tanesidir. Yüksek lisans ve doktor alanında Amerika'da olmak üzere yıllık yaklaşık 50 bin dolara varan burs imkanlarıyla oldukça prestijli bir burstur. Geçtiğimiz yıllarda ben onlarla görüşmeye gittiğimde bana lise ortalamamı sormuşlardı. Bu kadar dikkat ediyorlar. Siz de not ortalamanızı lütfen dikkat edin. Akademik kariyer düşünüyorsanız eğer. İkincisi şekillendirebileceğiniz
daha önceden şekillendirebileceğiniz yabancı dil skoru. Yabancı dil skoru ya da yabancı dil bilmek Türkiye'de ne yazık ki herkesin kanayan bir yarası. Neden? İki ders var ki bunlar ezbere dayanmıyor. Biri matematik, öbürü de İngilizce. Farklı bir mantığa ihtiyaç var. Beyni farklı bir şekilde çalıştırmaya ihtiyaç var. Hal böyle olunca herkesin problemli olduğu bir tarafı haline geliyor. YDS ya da yabancı dile hazırlanma konusunda uzun uzun konuşabiliriz. Ancak edindiğim ön izlenim öncelikle Türkçenizin çok iyi olması. Çünkü İngilizceyi veyahut da yabancı bir dili kendi kafanızda kurgularken onu sahip olduğunuz kurgu üzerine koymaya başlıyorsunuz. Türkçenin de temelleri kötü olursa ne yazık ki o üzerine kurulan yeni bir dil sallantıda olmaya başlıyor. O zaman ben anlıyorum ancak konuşamıyorum durumuna düşebiliyoruz. Bu yüzden önce önemli olan Türkçe. Türkçe bilmiyor muyuz? Konuşuyoruz. Evet, anlıyoruz. Ana dilimiz. Bahsettiğim Türkçe, hani bu üniversite sınavına girdiğimizde o 40 tane sorulan soru var ya, bizim anlama, o cümle, gramer yapısı, onları ölçen işte o boyutu. O boyutu iyi halletmemiz lazım ki önce o Türkçenin hangisi zamirdir, hangisi yüklemdir, hangisi öznedir onu iyi bilmemiz lazım ki yabancı dili onun üzerine şekillendirebiliriz. Akademik kariyer noktasında da elbette kendi konuşma, anlama becerinizi geliştirin ama ilk önce ihtiyacınız olan şey skor. Kağıt üstünde bir skor sizi değerlendiren jürinin karşısına koyduğunuzda bir konuş bakalım, bir de sesini duyalım tarzında bir geri dönüş olmaz size özel sektör dışında. Akademik kariyerde dediğim gibi olmaz. Önemli olan skor ve bu skoru kazanmak için de artık ezber mi yaparsınız, taktik mi ezberlersiniz bilmiyorum ama onu bir şekilde halletmek gerekiyor. Ve dil öyle 6 ayda çalışıp da yapılabilecek bir şey değil. Bunu uzun bir sürece yaymanız gerekiyor. Çünkü dilin insan beyninde bir olgunlaşma süreci vardır. Onu anlarsınız ve idrak etmeye başlarsınız. Tamamen idrak olan bir şey değildir o. O yüzden mümkün olduğunca kaçıncı sınıfta olursanız olun veyahut da fark etmez, lisansüstü eğitiminize devam ediyorsanız da, doktoranızı yapıyorsanız da hiç fark etmez. Öncelikle yabancı dili, her şeyi bir kenara bırakın ve yabancı dili halletmeye başlayın. Skorun yanı sıra akademisyen olmak isteyen bir kişi yabancı dilden ayrı düşünülemez. Hatta ikinci, üçüncü bir dil bile olması gerekir. Neden? Uluslararası literatürü takip etmesi için. Dünyada bilim uygulamaya yön verir. Türkiye'de ne yazık ki uygulama bilime yön veriyor. Bu noktada mevcut gelişmeleri anlayabilmek için iyi bir yabancı dilimiz olması gerekir. Bu önemli. Üçüncüsü, en son şekillendirebileceğiniz konu ALES. ALES akademik kariyerde Türkiye'de, özellikle Türkiye'de akademik kariyerde en çok etkili faktörlerden bir tanesi. Neden? Bir yüksek lisans programına girmek istediğinizde sahip olduğunuz puan %50 oranında etkiliyor. Yine bir araştırma görevlisi kadrosuna girmek istediğinizde ilk etapta %60, ikinci etapta %30 şeklinde etkiliyor. O yüzden ALES akademik kariyer yapmak isteyen bir kişinin kesinlikle halletmesi gereken bir şey. Nedir bu ALES'in sorunu? ALES aslında herkesin yapabileceği bir şey. Ben bunu 100 metre koşusuna benzetirim. Bugün çıkın 100 metre koşun desem hepiniz koşabilirsiniz bunu. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama kiminiz 25 saniyede koşar, kiminiz 30 saniyede koşar. Bu 100 metreyi 10 gün boyunca tekrarlasanız 30 saniyelik koşu süreniz 10. gün sonunda 20 saniyeye düşecektir. Yine aynı kişi sizsiniz. Mesafe de aynı ama süre kısaldı. Neden? Vücudunuzu alıştırmış oluyorsunuz. Bir pratik kazanmış oluyorsunuz. ALES de bu şekilde. Sorulan sorular çok zor değil. Bir ilkokul öğrencisinin önüne koyun, o da çözer. Ama kaç dakikada çözer? 10 dakikada çözer, 15 dakikada çözer. Burada sizden istenen soruları 1 dakika içerisinde çözmeniz. Tabii en yüksek skordan bahsediyoruz. Alabileceğiniz en yüksek skor. Haliyle ALES'te hızlı bir analitik zekaya ihtiyacınız var. Son yıllarda bu düzeldi. Eskiden 2 tane sözel, 2 tane sayısal bölüm vardı. Ancak şimdi bir sayısal, bir sözel bölüm oldu. Eşit ağırlıkçıların özellikle avantajına gelen bir durum oldu. ALES'in kötü yanı ne?
sahip olduğunuz bir kapasite içerisinde gider gelir. Yani bu kapasite doğuştan gelen bir kapasite değil. Sizin ilkokul, ortaokul, lise, üniversite sınavlarına hazırlanırken yapmış olduğunuz birikime bağlı olarak bir kapasite. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bir kişi en çok bütün benliğiyle çalışsa, gece gündüz çalışsa 80 alır. Hiç çalışmasa 65 alır gibi. Kapasitesi 65-80 arasındadır. Kime örnek verdim? Kendime örnek verdim. Hiç çalışmadan girdiğimde 65 aldım. Çok çalışarak girdiğimde 80 aldım. 6 kere falan girdim ben ALES'e. Pes etmeyin. Çünkü ALES'e ilk gelenler şunu söyler. Ya çok kolaydı. Zor dedikleri sınav bu muymuş der. Ama süreyi yetiştiremedim der. Bir ALES sınavının çıkışına gidelim. 10 kişi çevirelim. Nasıldı sınav dediğimizde hepsi süreye yetiştiremedim der. O yüzden sınava karşı pratiklik kazanmamız lazım. Konuları hallettiğinizi varsayıyorum. Hallettiğimizi varsayıyorum. Çünkü dediğim gibi o ortaokuldan, liseden, üniversiteden gelen bir birikimdir. Onun daha fazla üzerine koymamız için ekstra bir üniversite öğrencisi gibi üniversite sınavına hazırlanır gibi o matematik konularını, geometri konularını yeniden tekrar etmemiz gerekir. Ancak bu seviyedeki bir kişi için yani akademik kariyer düşünme noktasındaki veyahut da üniversite öğrencisi konumundaki bir kişi için buna ekstra bir zaman ayırmak oldukça zordur. Ha, birinci sınıfta, ikinci sınıfta aynı aklım olsaydı ayırır mıydım? Sanmıyorum. Bunun yerine size en büyük tavsiyem şu olabilir. Sınava bir ay veyahut da 2 ay kala. Bütün eksik konuları bitirdikten sonra günde bir veya iki deneme çözmek. Bu sizin pratiklik kazanmanıza sebep olur. Mesela orada karşınıza 17 çarpı 9 diye bir basit hesaplama çıkacaktır. Siz bunun rakamları alt alta yazıp sonucu ulaşana kadar bir süre sonra devamlı deneme çöze çöze 17 çarpı 9 yerine 17 çarpı 10 170 eksi 17'den bunun cevabı 153'tür mantığını kendinize yerleştirmeniz lazım. İnanın bunu yaptığınızda ALES nispeten daha kolay olacaktır. Peki bunu yapmakla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. O noktada da ne yazık ki dediğim gibi kapasite geliştirmeye ihtiyaç var. Ekstra bir efor harcayıp bütün konulara yeniden çalışmaya ihtiyaç var. Diğer bir konu da yüksek lisans ve araştırma görevlisi alımları konusunda bilim sınavı. Bilim sınavı lisans eğitiminde aldığınız eğitimin yansıması diyebilirim. O noktada birazcık şansınızın yaver gitmesi lazım. Üniversite skoru olarak düşük bir puandan girdiğiniz üniversite olabilir. Ancak içerisinde kaliteli bir hocayla denk gelmişsinizdir. Size alanın mevcut bilgilerini tüm ayrıntılarıyla aktarır. İleride karşınıza çıktığında bütün detaylarını bilmeye vakıf olabilirsiniz. O konuda birazcık şans, birazcık da eğitim kalitesi diyebiliriz. Ama bir ipucu vermem gerekirse bunlara nasıl hazırlanılması gerektiği konusunda gireceğiniz kadronun hocalarının çalışmalarına bakın. Ben araştırma görevlisi kadrosuna girerken Marmara Üniversitesi mutlaka bir yüksek lisans, doktora öğrencisi vardır. Bu kadroyu dışarıdan gelecek birine yar etmezler diye çok fazla ümitsizdim. Ancak emek de vermem gerekiyordu. Sonuçta ön değerlendirmeye girebilmişim. Risk aldım. Ana bilim dalında bulunan kentleşme ve çevre sorunları ana bilim dalından girmeye hak kazandım ben. O ana bilim dalında bulunan bütün hocaların çalışmalarını son bir hafta kala mümkün olduğunca bütün ayrıntılarıyla çalıştım. Sınava girdim ve tamamen çalıştığım sorulardan geldi. Bu benim için büyük bir şanstı. Yüksek lisansa girerken, bilim sınavlarına girerken sınavı yapan ana bilim dalı veyahut da dekan yardımcıları veyahut da dekan hocaların çalışmalarına bakarsanız eğer sizin için büyük bir avantaj sağlayabilir. Şimdi bunlar bizim belgelendirmemiz gereken skorlarımızdı. Belgelendirmemiz gereken, bizim kendimizi geliştirmemiz gereken, yaratmamız gereken hususlar da var. Onlardan bir tanesi referans. Torpil demiyorum lütfen bunu karıştırmayalım yani. Torpil haksız bir durumda bir kadroyu işgal etme durumuna denir. Referans haklı bir durumda. Neden haklı bir durumda?
hiçbirimizin alnında bu kişinin analitik zekası iyidir. Bu kişi gündemi iyi takip eder. Bu kişinin akademik düşünce biçimi iyidir. Bu kişi iyi kitap okur. Bu kişi iyi kitap analiz eder şeklinde yazmaz. Birine bizim bunu kanıtlamamız gerekir. Ve bilim o kadar geniş bir alan ki bu noktada bir rehbere ihtiyacınız olur. Bu rehber de aynı zamanda sizin referansınız olur. Bir hocam her zaman anlatır. Sizi onunla paylaşmak istiyorum. Öğrencilerinden bir tanesi daha önce görev yaptığı bir büyükşehir belediyesinde sınava giriyor. Ardından mülakata giriyor. CV'ye de hocanın ismini yazıyor. Mülakatı yapan kişiyle hoca yakın arkadaş, arıyor, halini hatrını soruyor. İşte hocam, sizin bölümde okuyan bir hanım bize başvurdu. Nasıldır acaba? İyi midir? Kendisine kadroyu vermeye düşünüyoruz diyor. Tam olarak hatırlamıyor kim olduğunu. Ama benim öğrencimse iyidir diyor. İyidir, iyidir, alabilirsiniz şeklinde referans veriyor. Sonra o kişi işe başladıktan sonra, bir ay geçtikten sonra katta bir takım eşyalar kaybolmaya başlıyor. Kız kleptomanmış. Yani bir çalma hırsızlığı varmış. O günden sonra hoca hiç tanımadığım, oturup da sohbet muhabbette bulunmadığım kimseye kolay kolay referans olmuyorum diyor. Bu başka bir konu. Ama referans kesinlikle dediğim gibi hiçbirimizin alnında yeteneklerimiz yazmıyor. Bu referansı biz kendimiz yaratabiliriz. Yine buna bir örnek olarak akademik kariyerimin ilk günlerinde diyeyim, ilk aylarında diyeyim bir konferansta bildiri sunmak için Konya'da bulunmuştum. Bildirime hazırlandım, sunumumu yaptım, salondan çıktım. O bildiri sunmanın verdiği rahatlıkla ilerlerken arkamdan kolumdan birisi girdi. Delikanlı sen kimsin, neler yapıyorsun, bir anlat bakalım dedi. Anlattım kendimi, nerede yüksek lisans yaptığımı. Skorların kaç dedi. ALES'imi söyledim, YDS'mi söyledim, not ortalamamı söyledim. Kendisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü müdürü olduğunu söyledi. Yakın zamanda bir kadro açacaklarını ve böyle senin gibi eli ayağı düzgün birine ihtiyacımız var, başvurmayı düşünür müsün demişti. Yani bu şekilde referans yaratma olayı, dediğim gibi kesinlikle karıştırılmasın, torpil değil. Bu noktada bununla bağlı olarak iki tane daha faktör devreye giriyor. Aynı zamanda bu belgelendirilmesi gerekmeyen üç faktörün iki faktörü. Bunlardan bir tanesi entelektüel gelişim. Bu entelektüel gelişim nasıl olacak? Kendinizi her alanda geliştireceksiniz. Bu istatistik programı bilmeye de denk gelebilir. Yabancı dil bilmeye de denk gelebilir. Gündemi takip etmeye de denk gelebilir. Her şeye denk gelebilir. Yani ben kitap okumayı sevmiyorum ama akademik kariyer düşünüyorum mantığında hiçbir şekilde bu kariyer ilerlemez. Öncelikle kitap okumayı sevecek. Sevmekten öte bunu bir hayat tarzı haline getirecek. Çoğu kişi için mesela benim çalışma günlerim haftada 4 gün. Ne güzel, haftada 4 gün çalışıyorsunuz, esnek çalışma saatleriniz var gibi tepkiler alabiliyoruz. Ancak kimse bizim hafta sonunda geçirdiğimiz veyahut da kütüphanelerde geçirdiğimiz saatleri saymıyorlar. Bu öyle bir hayat tarzı haline gelmesi lazım ki sizin çalışma olarak nitelendirilebilen şeyin aslında hayatınızın bir rutini olması gerekir. Entelektüel gelişim bu şekilde. Bir diğeri de alan ile özdeşleşme. Nasıl alan ile özdeşleşme? Mesela bir yerel yönetimler öğrencisiyseniz, yerel yönetim sokakta ilerlerken, otobüste veyahut da herhangi bir belediye dairesinde karşılaştığınız bir olayda ya da televizyonda gündemde karşılaştığınız bir olayda kendi alanınızla ilgili bu tartışmanın sebebi nedir? Mevzuat ne diyor? Taraflar ne diyor? Buna dair literatür ne diyor tarzında hemen bir merak uyanması lazım sizde. Mesela hukukçulara da şu tavsiye edilir. Sokakta iki kişi kavga ediyorsa diğer insanlar gibi siz acaba hangisi dövecek diye düşünmeyin. O kavganın sonunda kim hangi cezayı alır, kim hangi hakkı elde eder bunu düşünün şeklinde tavsiye verirler. Akademik gelişimde de bu şekilde kendi alanınızla kendinizi özdeşleştirmeniz gerekir.
Bu özdeşleştirme inanın bütün bilim sınavlarında, mülakatlarda, yarın bir gün ders vermeye başladığınızda veyahut da bir akademik çalışma yaptığınızda her türlü size olumlu bir şekilde yansıyabilir. Ne kadar süremiz oldu? Yaklaşık bir yarım saat oldu. Benim şimdilik anlatılacaklarım, size aktarabileceklerim bunlar. Bu arada benim en son yayınlanan, basılan bir çalışmam var. Benim değil, hocamın editörlüğünde İslam Medeniyeti ve Modern Dünya şeklinde içerisinde benim de bir kitap bölümü çevirisini yaptığım bir kitap. Bir arkadaşımıza bunu hediye edeceğiz. Ufak bir sorumuz olacak. Bu sayfanın en son gönderisinin altına cevabını yazmanızı rica edeceğiz sizden. Sorumuz da şu şekilde olacak. Tekrar YDS'ye dönmemiz gerekirse, yabancı dil skoruna dönmemiz gerekirse, fırsatlar noktasında ısrarla puanım soruluyor ama söyleyeyim. Yabancı dil skorum 83,75, ALES'im 80, not ortalamam da 90'da. Onun hikayesini de anlatayım. Şu önce bir sorumu yönelteyim ben size. YDS'de çok alternatif var. Nasıl alternatif var? Bir normal YDS var. Eskiden KBDS, ÜDS şeklindeydi. Bunların hepsi kalktı, birleşti, YDS oldu. Yılda 2 kere yapılıyordu. Daha sonra her ay yapılan bir EYDS sınavı çıktı. Yılda 14 oldu. Daha sonra yılda 3 defa yapılmaya başlayan bir YÖKDİL sınavı var. Sorumuz da bu olsun. YÖKDİL sınavı ilk defa ne zaman yapıldı? Dediğim gibi bu sayfanın, akademik düşünce sayfasının en son postuna, altına cevapları yazın lütfen. Ay ve yıl şeklinde. İlk YÖKDİL sınavı ne zaman yapıldı? YÖKDİL sınavı yapılmaya başlandı. En son yılda 3 kere yapılıyordu sanırım. İlk 2 YDS, 3 YÖKDİL 5. 12'de her ay yapılan bir EYDS var, 17. Yani senede 17 tane alternatifiniz var yabancı dil skoru almak için. Bunların hepsini kaçırdınız diyelim. YDS'nin veyahut da YÖKDİL'in yabancı dili iyi bir şekilde ölçtüğünü düşünmediğinizi düşünelim. Bunun yerine benim konuşmam daha iyidir, anlamam daha iyidir. Ancak benim bu yönlerim iyi olmasına rağmen ben yabancı dilimi skorlandıramıyorum dediğinizi düşünelim. O zaman da TOEFL gibi, IELTS gibi, Pearson's gibi online ve yüz yüze eğitim sınav imkanları var. Bunların birazcık sınavları yüksek. Özellikle dolara bağlı sınav ücretleri yüksek. Dolara bağlı olduğu için bir yaban YDS sınavı harcının 5-6 katı belki de 7-8 katı bir miktara tekabül edebiliyor. Oralardan da skor alabilirsiniz. Şimdi şu noktaya gelecektim. Dediğim gibi benim 80 ALES'im var. Bunu ne kadar çalışırsam çalışayım üstüne çıkamadım ne yazık ki. Hiç çalışmadığımda da 65 aldım. Kapasitem bu herhalde, daha üstüne çıkmıyor. Yabancı dilim 83-75. Not ortalamam da 90. Bu skorlarla Türkiye'de birçok yere başvurmama rağmen Doğu Anadolu'dan tutun da Hatay, Kilis, Karabük, Isparta, Çankırı, Sivas. O kadar çok yere başvurdum ki yurt içi kargodan kayıtlarımı açsanız yani 1000 liraya yakın bir kargo ücreti ödemişimdir. Ancak hiçbirine tam olarak ön değerlendirme noktasına giremiyorum. Neden giremiyorum? Çünkü rekabet çok yüksek. 90 ALES'ler, 90 YDS'ler beni o ilk onun dışında tutuyor devamlı. Eskiden bu durum daha kötüydü. Eskiden ilk 4 ön değerlendirmeye alınıyordu. Daha sonra bunu ilk 10'a çıkardılar. Bu ilk 10 kişiden de sadece bir kişi kadroyu hak ediyor. Dediğim gibi o kadar çok yere başvurdum ki hiçbiri olmadı. Sonra bir gün 2017'nin böyle kara bir kış zamanıydı. Marmara Üniversitesi'nin kadroyu açtığını gördüm. Oraya bir başvurayım dedim. Başta dediğim gibi oldukça ümitsizdim. Mutlaka bu kadronun torpil anlamında sahibi demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. O alanda yüksek lisans yapan, hocaların bildiği, hocaların tanıdığı biri vardır mantığında gittim. Ama buna rağmen oldu. O yüzden skorlarınız ne kadar düşük olursa olsun başvurma konusunda
Çekinmeyin. Her yere başvurun. Bunun özeli, devleti, doğusu, batısı olmadan eğer siz bunu gerçekten istiyorsanız, bu mesleği icra etmek istiyorsanız her yerde yapabilirsiniz. Bunu fırsata da çevirebilirsiniz. Ben klasik yolu tercih etmiyorum diyorsanız, normal kadrolara başvurarak araştırma görevlisi olmak istemiyorum diyorsanız, başka alternatifler de var. Mesela bunlardan en iyisi YLYS'ye ya da nasıldı? YLS'ydi sanırım. Yurt dışında lisansüstü, yüksek lisans, lisansüstü programı gibi bir şeydi. Şu an hatırlayamadım tam olarak. Yine bununla da ne yazık ki ALES üzerinden başvuruyorsunuz. Eskiden tamamen ALES'ti. Şimdi ALES artı not ortalaması halini almaya başladı. Burada yabancı dil skoruna ihtiyacınız yok. Ancak iyi bir ALES skoruna ihtiyacınız var. Bütün bölümler 90'dan aşağı kapatmıyor diyebilirim. En az 90 ALES puanıyla. Bu programda hak kazandığınız zaman yurt dışında ayarladığınız bir üniversitenin kabul mektubu aldığınız takdirde burslu olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderiliyorsunuz. Orada yüksek lisans doktora eğitiminizi tamamladıktan sonra burada başvurduğunuz kadro üzerinden akademik kariyerinize başlayabiliyorsunuz. Bu önemli. Ardından başta söylediğim gibi Fulbright var. Ama bunun için bir dil yeterliliğine ihtiyacınız var. Jean Monnet bursu var. Avrupa'da geçerli olmak üzere. Bunun en büyük avantajı yüksek lisansınızı bir yılda yapabilmeniz. Buna başvurabilirsiniz. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nın hükümet bursları sayfasında yayınlanan burslar var. Burada zaman zaman mesela Güney Kore 3 doktora, 2 yüksek lisans bursu şeklinde ilanı çıkabiliyor. Bunları takip etmekte fayda var. İmkan çok. Yeter ki hazırlıklı olun. Yeter ki kendi dilinizi, ALES'inizi ve bütün bunları yaparken o entelektüel gelişiminizi devam ettirin. Sonunda mutluluğa ulaşabileceğinizi düşünüyorum ben. Bir iki soru var. Onlara bakalım. Evet, yüksek kapatıyorlar. Evet, belgelerin hazırlanma konusu. Ben bir yere o kadar çok belge göndermiştim ki belge gönderdiklerimden bir tanesinin dilekçeye imza atmayı unutmuştum. Bu yüzden elenmiştim. Eğer elenmeseydim ilk ona giriyordum. Ama kimi zamanlarda eksik gönderdiğim yerler de oldu. Bunlar kabul edildi. Bu birazcık dosyaları değerlendiren personelin niteliğine, dikkatine bağlı. O noktada yani şundan elenenleri de biliyorum. Siyaset bilim ve kamu yönetimi bölümü okumuş. Ancak ilanda kamu yönetimi yazdığı için başvurusu geçersiz sayılanları da gördüm. Daha ironik durumlar da var. O yüzden evet dikkat etmek önemli. Şansınızın da yaver gitmesi gerekiyor tabii birazcık da. Evet, canlı yayını kaydederiz. Bunun dışında sizin sormak istediğiniz bir soru varsa alabilirim. Evet, yayın kaydedilecek. YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Bir de şunu söyleyebilirim. Farklı ekollerden geçin. Akademik bir kadro da olsa, yüksek lisans da olsa, doktora da olsun, mümkün olduğunca farklı yerlerde yapmaya çalışın. Eğer mümkünse İstanbul veya Ankara'da yapmaya çalışın. Çünkü akademinin kalbi böyle yerlerde atıyor. Lisansınızdan farklı, doktorunuz da yüksek lisansınızdan ve lisansınızdan farklı bir yerlerde yapmak sizin bakış açınızı oldukça iyi yönde geliştirebilir. Tez sürecine dair bir talep var ama tez çok çok farklı bir konu. Oraya girersek çıkamayabiliriz. Yüksek lisans döneminizde asistan olduğunuzda bitince direkt işinizde. Eskiden 33A 50D ayrımı vardı. Şimdi 33A kalktı. Artık herkes 50D'li. Yani
bir kadroya girdiğinizde her sene sözleşmeniz, lisans üstü eğitiminiz devam etse de etmese de yenilenmek zorunda. Ben 33 A kadrosunu hak eden son kişilerden biriyim. Benim için öyle bir dert yok ama yani bence bu dert edilmemesi gerekir. Bir akademik kariyer düşünen kişi için ne konuda dert edilir? Çok çok harika bir iş çıkaracaktır. Yüksek lisansında veya doktorasında. Bundan dolayı birazcık süre uzaması gerekmiştir. Mesela 2 yıllık yüksek lisansını 3 yılda bırakacak, bitirecektir. Ama daha nitelikli bir şey ortaya çıkacaktır. Bu noktada endişe edebilir. Ama onun dışında ben kadroyu kazanayım. Ama 6 yılda, 7 yılda doktoramı bitireyim. Kimse bana dokunmasın. Acaba bu benim için bir sıkıntı yaratır gibi endişeler bence bir... Ya bence akademik kariyer düşünen kişi için sağlıklı düşünceler değil. Evet, canlı yayını kaydedeceğiz. Atama sonrasında atılabilecek en önemli adımlardan. Atandıktan sonra artık bu işi hayat tarzınız haline getireceksiniz. Yani bol bol yayın yapmaya çalışacaksınız. Eğer yüksek lisans öğrencisiyseniz yüksek lisansınızı en kısa sürede, doktor öğrencisiyseniz doktoranızı en kısa sürede bitirmeye çalışacaksınız. Onun dışında zaten ufak tefek tatlı telaşlar. Güvenlik soruşturması, evrak tamamlama gibi şeyler. O unvana sahip olduktan sonra o bütün geçirdiğiniz süreç sizin için tatlı bir hatıra olarak kalıyor. Türkiye şartlarında en erken ne zaman profesör olunabilir? Ben hiç vakit kaybetmedim. Benim üzerimden gidersek ben 93 doğumluyum. 93 doğumlu bir kişi eğer hazırlıktan muaf olduysa 2011 yılında üniversiteye başlar, 2015 yılında üniversiteyi bitirir. 2015 yılında üniversiteyi bitiren bir kişi zaman kaybetmeden 2017 yılında yüksek lisansı bitirebilir. Doktoraya başlayıp 2021 yılında doktor unvanını alırsa ve bu tempoyla yayın kalitesinde yüksek yayın sayısını da yüksek tutarsa 2 senede doçent olabilir. Ardından profesörlüğünün gelmesini bekleyebilir. 2021 dedik. 2023'te doçent unvanını alsa, ardından profesörlüğünü beklese, 5 yıl kadar beklese 2027 yapar. 93, 27, 34. En iyi ihtimal 35, 36, 37. En iyi ihtimal o da yani. Hiç bunun içine evlilik, çocuk, yurt dışı gibi faktörler girmeden hızlı bir şekilde ilerleyince bu yaşlarda profesör olunabilir diye düşünüyorum. Tabii İstanbul, Ankara, İzmir, büyük şehirleri tercih etmek lazım. Büyük şehir yanında alanda isim yapmış önemli hocalar olabilir. Bir ilde veyahut da ilçede oranın tarihini, yaşam tarzını sevdiği için orada görev yapıyor olabilir ama kalitesi bir ODTÜ'deki, Boğaziçi'ndeki üniversiteden farklı değildir. O noktada bu hocaları bulunup onların da peşinden gidilebilir. Bu arada hocalar sizi bulmaz. Siz hocayı bulmanız gerekir. Evet, zor. Neden zor? Mesela ben size şunu çok rahat söyleyebilirim. Ben lisans eğitimime devam ederken kendimi YDS'de deniyordum. YDS'den 65 aldım. Ve bir arkadaşım, çok şaşırmıştım, bir gün beni koridorda çevirdi, elimi sıktı, yanaklarımdan öptü. Hayırlı olsun kardeşim dedi. Hayırdır dedim. YDS'den 65 almışsın dedi. Yani taşrada seviye düşük olduğu için ister istemez sizin ne kadar çok çaba verirseniz, emek sarf ederseniz edin, seviye düşük olduğu için belirli bir noktaya kadar çıkabiliyorsunuz. O yüzden yarışın yüksek olduğu, çıtanın yüksek olduğu yerlere girmeniz lazım ki o yarışın içerisinde yer alabilirsiniz. O yüzden devamlı kendinizi içinde bulunduğunuz ilçe sınırlarında değil de Türkiye genelinde, hatta daha iyisini istiyorsak dünya genelinde düşünmemiz gerekiyor. Bir yayın oldu. Umarım dinleyenler istifade edebilmiştir. Naçizane tecrübelerimi.
Eğer bu işe yeniden başlasaydım nelere dikkat ederdim? Bunları anlatmaya çalıştım size. Bunu kaydedeceğiz. Akademik Düşünce Enstitüsü'nün YouTube sayfasında videoya erişebilirsiniz. Tekrar şu kitabı hatırlatmamız gerekirse hediyemiz olacak. İlk YÖKDİL sınavı ne zaman yapıldı? Bu sayfanın son gönderisinin altına cevabı yazarsanız yapılan çekiliş sonucu sizlere ileteceğiz. Asistan olmak akademik çalışmalara engel oluyor mu? Birazcık oluyor. Ama anlatacak çok şeyim var bu konuyla ilgili. Belki başka bir sohbette, başka bir zamanda aktarmak isterim bu konuyu da. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun güzel yorumlarınız için. O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bu evde geçen günlerinizde bol bol kendi kişisel gelişiminize yatırım yapın. Yabancı dil öğrenin. ALES çalışmayın daha çok var. Tavsiye etmem. Entelektüel gelişiminize önem verin. Şu an dünya bir reset halinde. Bu çok büyük bir fırsat. Şu an dünyaya bir reset atılıyor. Bunu iyi bir fırsata çevirmek lazım ki yeniden başlatıldığında dünya mümkün olduğunca iyi bir şekilde girebilelim. Peki, herkese görüşmek üzere. İyi akşamlar.